Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Salih Cantekin. Body YouTube kanalında bugünkü videomuzda C-Sharp içerisinde bu zamana kadar muhtemelen kullanma gereği duymadığımız ama dolaylı yollardan da kullandığımız bir e, Struct olarak tanımlanmış bir yapıdan bahsedeceğiz. E, range ve Index kavramlarına bugün birlikte bakıyor olacağız. Index deyince aklımıza hemen Array'ler geliyordur, List'ler geliyordur. Ereylerde çok fazla kullanıyoruz. Örnek vermek gerekirse bir tane e, mesela günlerin içerisinde olduğu ya da numbers deyip içerisine numaraları verdiğimiz bir in, e, bir ereyimiz olsun. İşte sıfırdan başlayarak içerisine numaraları ekleyelim mesela rakamları ekleyelim. 10 tane elemanı olan bir nesne var elimizde bir array var ve mesela e, first deyip bu numbers'ın sıfırıncı indeksli elemanını bana getir diyebiliyoruz. Böyle köşeli parantezle bir kullanımı var. Veya bunun içerisinde linku kullanabiliyoruz. Mesela numbers nokta first deep bunun içerisindeki ilk elemanı da alabiliyoruz. Bu da yine dizinin buradaki array'in tipiyle doğru orantılı olarak bir geriye ne değer dönüyor, bir tip dönüyor ve bunun da integer olduğunu görebiliyoruz. C# -sharp 8 ile birlikte bir range kavramı da girdi. Mesela ben sadece bir değil de yani birinci ya da indeksi 0 olan elemanı değil de ilk 5 tanesini almak istersem veya üçüncüden itibaren yani dördüncü indeksten itibaren 3 tane almak istersem ne gibi bir Kullanım yapabilirim. Bunlarla ilgili yardımcı metodlar, yardımcı modeller geldi. Array kütüphanesinin altında Copy isimli bir bir metodumuz daha var aslında. Burada bir array'in içerisindeki belli bir parçayı başka bir array'in içerisine kopyalamak için kullanabiliyoruz. Ama bunun yanında bir de Range dediğim gibi klasımız var. Ben yine videonun açıklamalar kısmına bırakacağım ama C 8 ile birlikte gelen özellikler altındaki range'i burada inceleyebilirsiniz. Burada indeksler ile ilgili de örnek kullanımlar var. Örnek veriyorum bu. Mesela önce indeks ile başlayalım. Biz bir indeks kullanmak istediğimizde dediğim gibi köşeli parantez açıyoruz ve içerisine bir değer veriyoruz. Bu verdiğimiz değerde kaçıncı indekse sahip olduğunu istediğimiz elemanı veriyor bize. Ben sıfırıncı indeksi getir diyorum ve array içerisindeki ilk elemanı getiriyor. Bizim genelde bu ben şimdi burada da bir statik bir liste tanımladım ama bu veri tabanından gelen bir liste de olabilir. Herhangi başka bir sebeple oluşturulmuş içerisindeki sayıyı bilmediğimiz bir liste de olabilir. Bizim elimizde bu tarz listeler olduğunda genelde ya döngüyle içerisinde dönüyoruz bir şeyler yapıyoruz. Ya ilk elemanını alıyoruz veya son elemanını alıyoruz vesaire. Mesela son elemanını almak istersek burada bu Numbers dizisinin toplam uzunluğunu biliyor olmam gerekiyor. Ondan bir tane çıkartınca doğrudan son elemana ulaşmış oluyorum. Neden bir çıkartıyorum? İndeksler sıfırdan başlıyor. Yani buradaki 10. eleman aslında 9. eleman. 9'a ulaşabilmek için toplam sayıyı alıp mesela numbers.length-1 dediğim zaman bu sefer bu first değişkeni içerisinde 9 numaralı değer yer alıyor oluyor. Yani içerisinde dediğim gibi İçerisindeki içerisindeki datayı bilmediğimiz durumlarda genelde ilk elemanı, son elemanı bu şekilde kullanılabiliyor. Bu son elemanını temsil ediyor ya da ilk elemanını temsil ediyor. Ama bu köşeli parantez ile birlikte indeks kullanımı haricinde indeks türünde bir tane de tanımlı struct var. Direkt sistem kütüphanesi içerisinde. F12 ile içerisine gidip bakacaksak, bakarsak read only bir struct olduğunu buluyoruz bunun. Constructor'ın da bizden parametre istiyor. Ee, default constructorı da var tabii ki ama mesela ilki index value kaçıncı indeksi istiyorsun? Bir de bunun ile birlikte bu index baştan mı başlayacak yoksa sondan mı başlayacak bunu da soruyor. Normal şartlarda biz köşeli parantez içerisine bir şey yazdığımız zaman otomatik olarak baştan başlıyor. Baştan itibaren sıfırıncı birinci indeksi diyorum mesela. Yani şunu yazdığım zaman Dizinin başından itibaren ikinci indeksi ver bana diyorum. 0, 1 ikinci indeks 2'ye denk geliyor. Bunun içerisine 2 geliyor. Ama biz bir indeks değeri yaratıyor iken new index diyelim. Buraya eğer 1 dersem ve from and true dersem bu sefer bu indeksi kullanırsam şurada ki numbers index first diyelim. bu şekilde bir kullanım yaparsam yani buraya integer bir numara vermek yerine direkt index değişkeninin kendisini gönderirsem ki bunu da yapabiliyorum burada. Bu sefer bu parametreyi true set ettiğim için index taramaya sondan başlıyor. Bu first ekrana yazdırırsam da içerisinde 9 numaralı değişken olduğunu görürüm. Yalnız buradaki fark şu. Eğer baştan başlıyor ise index numarası 0 oluyor. Yani 0'dan başlıyoruz index numarasında da sıfırıncı indeks deyince ilk elemanını veriyor. Ama eğer sondan başlıyor isek burada sıfırıncı indeksi sondan getir diyemiyoruz ya da demiyoruz. Sondan başladığın durumda git birinci indeksi getir diyoruz. Dolayısıyla sondan başladığımız zaman sıfırıncı indeks değil de birinci indeks olmuş oluyor 9. Mesela bunu bir ekrana yazdıralım. Şurada da console readline diyelim. Ekrana 9 yazmasını bekliyoruz şu an. En son tersten bu indeksin en sonunda itibaren birinci elemanı getirir dedik. Burada böyle bir fark var. Bunu vermesek default'u true oluyor. Bu default'u false olduğu için direkt baştan başlıyor. Bu sefer de ekrana 1 yazdırmasını bekleriz. Tekrar çalıştıralım. Ekrana 1 yazdırdı. Bu indeksin bir şeyi. Bu struct içerisinde statik olarak from and start and isminde metodlar da var. Statik metodlar da var. Yani indeksi new ile yaratmak yerine from and deyip bir verdiğimiz zaman bunu içerisine yine sondan başlayacak şekilde içerisine bunu yapıyor. Buradaki elemanı getiriyor olmasını bekliyoruz ve indeksi yazdırdığımızda yine ekranda 9'u göreceğiz. Bu indeksler ile ilgili söylenebilecek başka bir nokta ise şu. Eğer kanaldaki bir önceki videoyu izlediyseniz, orada implicit ve explicit operatörlerden bahsetmiştim. Ee, o videoyu izlemediyseniz kartlar bölümünden izleyebilirsiniz onu da. Eğer indeksin içerisine gidersek struct olarak, burada bir implicit operatör tanımlandığını görüyoruz. Burada bilinçsiz bir çevrim söz konusu ve bu, de, bu da şu demek: bir indeks yaratılacağı zaman dışarıdan gönderilen integer bir değer indekse çevrilebiliyor. Bunun içerisinde kendi yazmış oldukları kodlar implement ediliyor tabi. Dolayısıyla ben index bir değişkene integer set edebilirim. Yani şöyle yapabilirim. Bu indeksi yarattım mesela. Tersten yani sondan başlayarak birinci eleman gelsin dedim. Ama bu indeksin içerisine eşittir 5 diye integer bir değeri doğrudan atayabiliyorum. Bu sefer bu indeksi buraya getirip kullandığımız zaman tersten olmayacak. Çünkü özellikle belirtmedim ben şeyi. Tersten mi olsun baştan mı başlasın default versiyonu baştan başladığı için ben bunun içerisine 5 atayınca dizinin içerisindeki 5. indeksi 0, 1, 2, 3, 4, 5. indeksi ekrana yazdırmasını beklerim. Ekranda bakalım ne göreceğiz. Gördüğünüz gibi 5'i gördük. 10 e, eleman vardı kafa karışmasın 3. eleman diyelim baştan başlayarak 3. eleman sondan değil gösteriliyor olacak. Dediğim gibi bu indeksin bu şekilde kullanımı tam tersi mevcut mu? Peki yani bir tane integer bir değerim olsa int index desem ismine ve bunun içerisine indeksi atasam mümkün mü? Burada hata almayı bekliyoruz. Çünkü gelip bakarsak bunun içerisine burada sadece bir implicit operatör var. Bir explicit ee, ya da implicit operatör int'ten indekse tanımlanmış. Index'ten int'e değil ama ben bunu explicitly çevirmek istersem burada integer'a çevirmek istersem de hata alı olacağım. Çünkü burada bir explicit operatörü tanımlanmamış. Index'ten yani index tipinden integer'a dönüş için bir explicit operatör de yok. O yüzden bu tür bir kullanımda da hata alıyorum. Index'in gelip propertilerine bakarsak içerisinde value isminde bir propertisi olduğunu görebiliriz. Bu da yine integer olarak geriye dönüyor. Integer'e kullanmak, cast etmek istersek de value propertesini kullanacağız. Bunun dışında range'e geçmek istersek yani bir aralık istersek sadece spesifik bir eleman değil ben belli bir aralık görmek istiyorum dersek ne yapabiliriz? Onun içerisinde, onun içinde range operatörümüz var ya da şunları silelim range struct'ımız var. Şimdi bunun içerisine gidip bakalım. Bu da gene read-only struct tanımlanmış bir bir yapı, bir model. Bu da indeks değeri alabiliyor içerisine. Yani başlangıç indeksini ver bana, bitiş indeksini ver bana diyebiliyor. Bakın mesela bunun constructor'ında benden indeks parametresi yani indeks tipinde bir parametre istiyor iken mesela şöyle yapalım. New range. Şuraya gelip benden indeks istiyor. Ben bunun içerisine görebildiğiniz gibi integer da verebiliyorum. Bunu nasıl yapabiliyorum? Az önce indeksin içerisindeki implicit operator'dan indeks kullanmam gereken yerlerde integer kullanabiliyorum. Otomatik olarak cast ediliyor benim için. Bunun dışında yine ee, sondan itibaren şu indekse kadar, baştan itibaren şu indekse kadar bir aralık ver metodları da var burada tabi. end at ve start at var. Bunlar statik olarak tanımlanmış. Bunun dışında yine public erişebileceğimiz sadece get olan end indeksi ve start indeksi de bana yine dışarıdan gönderdikten sonra bunlara erişimimi sağlıyor. Bunu nasıl kullanabiliyoruz? Mesela bu array içerisinden belli bir aralığı almak istersek ikinci indeksten başlıyorum ve beşinci indekse kadar gideceğim dediğimde bu bana bu sefer bir range döndürecek. Şu an bu bir range. Mesela var e, range array diyelim ve numbers'ın içerisinden bu range'i tanımlayarak geriye döndürelim. Dolayısıyla köşeli parantez içerisinde daha önce int kullanabildik, index kullanabildik veya range kullanabiliyoruz. Bu range'in içerisine gidip bakacaksak herhangi bir implicit explicit operator yok. Dolayısıyla range'i herhangi bir şeye kest edemiyorum doğrudan veya dolaylı olarak. Ama bu şekilde kullanabiliyorum. Mesela bunu ekrana yazdırmak istesek array item diyelim. Bunun içerisine de şöyle bütün listeyi bastıralım mesela bu şekilde kullandığımızda. 2'den 5'e dedim. Ne yazdırmasını bekliyoruz? Bu sıfırıncı, bu birinci, bu ikinci indeks. Bunu alacak, bunu alacak, bunu alacak. 5'e geldiğinde bunu almayacak. Bu içerisinde verdiğimizi kapsamıyor. Yani bu bitiş indeksi eksi 1 gibi düşünebiliriz. 2'den 5'e al ama 5 dahil değil şeklinde. Dolayısıyla 2'yi, 3'ü ve 4'ü görüyor olmayı bekliyoruz. Uygulamayı çalıştırırsak 2'yi, 3'ü ve 4'ü bu şekilde görmüş oluyoruz. Bu bir range sınıfı. Range'in içerisine dediğim gibi istediğimiz şeyi tanımlayabiliyoruz. Range'in statik metodlarına bakalım. Start at var. İçerisine benden nereden başlayayım, kaçıncı elemandan başlayayım dediğinde mesela 6 deyip 6'dan itibaren al gel dersek ve bu range içerisinden bir ee, bir array kopyalarsak diyeyim şimdi ne görmeyi bekliyoruz 6'dan itibaren en sona kadar gitmesini bekliyoruz çünkü bundan itibaren başla demiştik yani başlama şeyini veriyoruz burada indeksini bitişini vermiyoruz yine r eşittir range and at deep bu sefer 4'e kadar olanları diyebiliyoruz bu sefer burada bitmen gerektiğini söylüyoruz bu sefer en baştan başlayarak 4'e kadar gidiyor oluyor gördüğünüz gibi 4'e kadar geldi bunun dışında şöyle tekrar range'in içerisine gidelim. Şu ikisi dışında bahsetmemiz gereken özel bir şey yok. Neyden bahsedebiliriz bu durumda? Bir, şundan şunu bir kere anlıyor olmak lazım. Bu bir array, bu bir integer array, bu bir value type'lı obje, reference type'lı obje değil. Dolayısıyla ben şu şekilde range'i de kullanarak bir atama işlemi yaptığımda burada yeni bir kopya oluşuyor bundan. Artık number array ile range array arasında herhangi bir bağlantı kalmıyor. Ben şu işlemi yaptığım anda range array benim için kopya olan. Yani buradaki array içerisinden belli elemanların içerisinden kopyalanarak oluşturduğu yeni bir dizi olmuş oluyor. Mesela şu işlemi yaptıktan sonra numbers'ın mesela array clear diye bir metodu var mıydı? Var Varmış. Numbers'ı vereceğim buna mesela. Bunun içerisinde boşaltması gerektiğini söyleyeceğim ama ben range array içerisinde de döneceğim. Şöyle debug edelim bunu. Numbers'ın içerisi bakın gördüğünüz gibi dolu. Array'in içerisine geliyorum range array. Bu da dolu. Daha sonra numbers'ı temizliyorum. Numbers'ın içerisine gelip bakalım hepsi sıfır. Range array'in içerisine geliyorum. Bakın hepsi dolu hala. Dolayısıyla bu da demek oluyor ki range'i de kullansam. Ee, bu şekilde bir kopya oluşuyor burada bu atama sırasında bu bahsedeceğim birinci durum İkinci durum ise bu range'in bir operatörü var aslında artık ee, burada görünmüyor zannederim evet burada bir operatörü yok ama şu linkini ekleyeceğim video adreste de bulabileceğiniz gibi range'in şöyle bir şapka diyeyim bunun adına bir operatörü var aynısı İndeks içinde geçerli bir indeksi veriyorken de aynı operatörü kullanabiliyoruz, Anary expression şeklinde. Yani ben mesela normal şartlarda az önce indeksleri yaratırken de sonuncu indekse ulaşmak istediğimde ya indeks oluştururken e, indeksin içerisindeki from end metodunu kullanıp git bana sondan birinci elemanı ver diyebildim, bu şekilde bir tanımlama yap yapabildim. Ya da mesela direkt index eşittir index e, new index şuraya da numbers length eksi 1 dersem yine aynı şekilde bu tabi e, içerisinde direkt value vermiş olduk. Bu bununcu elemanı bul getir. Bu şekilde bir index yaratabiliyordum. Ama bunun da bir kısa yol kullanımı var. Şöyle ki numbers dediğimde bunun içerisine mesela 0 yazarsam Şöyle bir değişken atalım 0 yazarsam ne dedim başlangıçtan itibaren sıfırıncı indeksi versin 2 yazarsam başlangıçtan itibaren ikinci indeksi versin dedim. Eğer bunun başına şu operatörü eklersem bu karakteri eklersem bu sefer bu tam tersinden en baştan değil de sondan başlayacağı anlamına geliyor yani ben artık şuradaki yapıya ulaşmış oluyorum. Şu yapıyı kullandığımda eksi 1 değil de eksi 2 gibi düşünebiliriz. Yine söylediğim şey burada da geçerli. Sondan başladığı zaman ikinci eleman dediğimde indeks sıfırdan başlamadığı için üçüncü eleman olmuyor. İkinci eleman dediğim için sondan 1 ve 2 şeklinde oluyor. Yani şunu ekrana bastırırsak da içerisinde 8'i görüyor olmamız lazım. Onu da bir bastıralım mesela. Şöyle first'ü tekrar bastırayım. Şunu da kapatayım çalıştıralım. İçerisinde 8'i görüyor olmamız lazım ve gördük. Bu işaret bizim için tersten anlamına geliyor. İndeksleri, indeksleri kullanıyorken bunları kullanabiliyoruz. Bunları range içinde de kullanabiliyoruz ama range'in asıl kullanım örneği şu. Şuradan devam edecek olursak. Ben bir range tanımlarken mesela numbers içerisinden gidelim. Şurada ne dedik? İşte 2 ile 5 arasını getir dedik. Bunu şu şekilde de yapabiliyorum. 2 thread nokta nokta 5 dediğim zaman şöyle r eşittir diyelim. Burada r olmaz tabi. Şöyle şuraya geleyim. Range array olacak. 2 5 dediğim zaman yani buraya direkt bu range değişkenini vermektense direkt range'i ifade eden şu kullanımı yaptığım zaman yine aynı şeyi görüyor olacağım. Şunu siliyorum tekrar, şu satırları tekrar açıyorum. Şunu bastırırsam yine 5 hariç, 2 ile 5 arasındaki değerleri görüyor olacağım indekste. 2 nokta bizim için bir range tanımlıyor oluyor bu sefer. Burada 2'den başla 5'inciye kadar git demek yerine mesela yine şapka operatörünü kullanarak 2'den başla sondan ikinciye kadar gitti diyebiliyorum. Sondan ikinci neydi bizim için 8'di. Bu sefer şu kullanımda 2 ile 7 arasını bastırmasını beklerim. Çalıştırıyorum. 2 ve 7 arasındakini kullanabiliyorum. Range operatörlerini yani şu nokta nokta kullanımını operatörünü veya şu şapka operatörünü bunu range için bunu da sondan olacak şekilde istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Şunu indekslerle de birlikte kullanabiliyoruz. Şu şekilde de bir kullanımı mevcut. Range'ler ile birlikte de kullanabiliyoruz. Köşeli parantez içerisinde istersek range verebiliyoruz. Range değişken tipinde bir değişkeni verebiliyoruz. İstersek bu şekilde ya da işte şu şekilde bir e, kullanım yapabiliyoruz. 2 ile e, 3 arasındakini ver. Tabii ki bu sefer sadece iki bastırıyor olacak ekrana. 3 hariç olduğu için. Bu, bu şekilde range'leri de kullanabiliyoruz. Bu videoyu çekmendeki özel sebep şu. C Sharp 11 ve .net 7 ile birlikte gelen yenilikler arasında bir de list pattern'ler var. İki önceki videoda da şeyi anlatmıştım. Pattern matching'i anlatmıştım. Bu video ile birlikte birleştiğinde C# -Sharp 11'deki bu list pattern'lerin biraz daha anlaşılabilir hale gelmesine yardımcı olacaklar. O yüzden o videoya biraz hazırlık videosu olarak düşünebiliriz bu range ve index kullanımlarını. O videoyu çek diyimde artık eğer bu videoları da izlediyseniz daha net anlaşılır o, olacaktır. Eğer o e, patent matching videosunu da izlemediyseniz yine sağ üst köşedeki kartlar bölümünden o videoya da ulaşabilirsiniz. Bu videodan benim anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir şey olursa mutlaka yorum yazın. Yorumlarda buluşalım. Onun dışında bir Discord kanalımız var. Oradan yine aklınıza takılan bu video ile ilgili veya herhangi başka bir konuda bir soru işaretiniz varsa gerek bana gerek diğer arkadaşlar oradaki kanallar aracılığıyla ulaşır yardımlarınızı talep edebilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da zil işaretine basarsanız ben bir sonraki videoyu yüklediğimde mutlaka haberiniz olur. Bu videodan benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.